Merhaba arkadaşlar. Gezgin Tekerlek YouTube sayfama hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 20 Ağustos Kartal Açık Otopazarı'nı sizler için gezeceğim. Şimdi pazarı biraz dolaştım arkadaşlar. Şöyle genel bir izlenim vermek isterim. Pazarda şu anda aşırı derecede yoğunluk artmış durumda. Arkadaşlar hani şu an alıcı olarak gelen kişiler hani hem sıcağın da vermiş olduğu bir stresle araçları geziyorlar. Fakat tabii birkaç tane pazarlık olarak görüş yaptım. Yani bir pazarla da oturmuştu arkadaşlar. Genel olarak tekrardan bir dolaşacağım. Sizler için aktarmaya çalışacağım. Hani faizlerin yükselmesiyle birlikte şu an araç fiyatları önlemlerden dolayı durağına geçmiş durumda. Ama alış ve satış yoktu. O da durma noktasına gelmişti. Şu anda bir hareketlilik var. Genel olarak bir bakalım. Analiz edelim arkadaşlar. Haydi buyurun. Pazarı gezmeye arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar Honda CV'miz var burada. Şöyle aracı size dıştan da bir göstereyim. 2020 model, hatasız ve boyasız bir araç, orijinal bir araç. 1.6 elegans paket. Böyle göstereyim size, 1.280.000 TL'sini arkadaşlar. Telefon numarası da bu şekilde. Araç 35.000 kilometrede. Şöyle bir içerisine bir bakalım aracın. İç torpidosu bu şekilde arkadaşlar. Yani dolu bir araç zaten. Şöyle göreceksiniz, sunroofu da var. Arka koltukları da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir de kapasitesine bakalım arkadaşlar. Yani Honda'ların gerçekten çok düzgün. Arka koltukları da bu şekilde. Bagajı açılıyorsa bir de bagajını göstermek isterim. Bagajını şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada gayet geniş arkadaşlar. Ve bagajı da kapatalım. Şöyle motorunu da göstereyim arkadaşlar. Motor da gayet düzgün. Yetkili servis bakımı zaten araç. Honda Civic bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Renault Megane 2017 model bir aracımız var burada. Bu da 850.000 TL istenmiş. Bu şekilde bir fiyatı göstereyim. Araç güzel duruyor arkadaşlar. Bir de arka taraftan şu şekilde aracı size göstereyim. Bir de arabanın iç torpidosuna bir bakalım. Torpidosu da bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir araç. Böyle kapasitesini dinleyelim. Evet, Megane'ımız bu şekilde. Arkadaşlar 2013 model Renault Sembol araç var burada. 525 bin lira fiyatı var. Araçta tabii şöyle spor jantlar da takılmış araca. Şöyle aracı özelliklerini de göstereyim. Değişen yok. 167 bin kilometrede. İletişim numarası da yazıyor arkadaşlar burada. Şöyle size aracın iç torpidosunu göstereyim. Arkadaşlar iç torpidosu da bu şekilde aracın. Renault Sembol'de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Fiat Egea var burada. 2022 model. 19 bin kilometrede daha henüz. Araca 815.000 TL isteniyor arkadaşlar. Şöyle etiket göstereyim. Telefon numarasını da oradan çekip bakabilirsiniz. Şöyle aracı dıştan da göstereyim arkadaşlar. Biraz müzik çalıyordu arkadaşlar buradan. O yüzden biraz müzik sesi de geliyor olabilir. Şöyle aracın kapısını açıp size işini de göstermek istiyorum. İç torpidosu bu şekilde arkadaşlar. Arka koltukları da bu şekilde. Bir de kapı sesine bakalım arkadaşlar. Evet, kapı sesine gayet güzel. Egea'mız da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar 2016 model Passat'ımız var. 84.000 kilometrede. 1.320.000 TL isteniyor. Şöyle göstereyim size. Telefon numarası yazmıyor ama
Highline paket. Araç gerçekten güzel görünüyor. Tamam o zaman Burak. Bu arabalar. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Blue Motion teknoloji diye geçiyor. TSI. Şöyle bir de arabanın içine bakalım. Bize kapısını açıyoruz arkadaşlar. Araçta ilk gördüğüm bu şekilde bir masaj özelliği var. Mount kaplama görünümlü. Şöyle arka koltukları da gösterelim. Bir sunroof yok arkadaşlar. Yani Passat ama gerçekten Passat'ın dolusu bir araç. Şöyle bir de kapı sesini dinleyelim. Evet arkadaşlar. Arka kapısı da açık. Şöyle arka kapısını da göstereyim. Kumaşlarının çoğu ortası, yanları deri ortası süet kaplama gibi, böyle alkanta kumaş gibi bir özelliği var. Passat da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Hyundai Getz severler için bu arada çekmek istedim. 1.5 dizel motoru var. 4 silindirli sunrooflu araç. 2007 model. 415 bin TL fiyatı var arkadaşlar. Şöyle telefon numarası da burada yazıyor. Arabayı şöyle yandan gösterelim. Arkadaşlar kapısını açtırdık aracın. Bu şekilde göstereyim. İç torpidosu böyle arkadaşlar. Hemen buradan da şöyle arka koltuklarına bakalım. Arabanın sunroofu da orijinal arkadaşlar. Hani sonradan bir açma değil. Getz'lerde kolay kolay göremeyebileceğiniz bir özellik. Bir de kapı sesini şöyle dinleyelim. Şöyle etiketini tekrar çekiyorum arkadaşlar. Ulaşmak isteyenler bu numarada ulaşabilir arkadaşlar. Getz'imiz de bu şekilde. Arkadaşlar burada da 2015 Touch paket bir fulyansımız var. Touch paket fulyansımız etiketi bu şekilde arkadaşlar. 338 bin kilometrede araç. Şöyle dıştan size aracı göstereyim. Yani araç güzel duruyor arkadaşlar. Bazı tabii şeyleri var. Mesela sağ arka stopunda bir kırık var. Biraz çok hafif bir masrafı var aracın. Şöyle detaylı olarak göstermiş olalım. Değişeni yok. Kazasız bir araç. 3 parça boyası varmış arkadaşlar. Şöyle hemen aracın içine bir gidelim. Sol dikiz aynasında biraz şeyi var. Şöyle kapısını açtık arkadaşlar. Böyle torpidosu bu şekilde. Elektronik bir göstergesi var arkadaşlar. Arka koltukları da böyle. Ve kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet. Fluence'imiz bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Citroen C3 var burada. 2006 model dizel. 242 bin kilometrede. 389 bin TL isteniyor. Şöyle arabanın vizyonlarını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şunlar. Biraz daha genç arabası tarzı oluşturmuş araçta. Bu şekilde iletişim bilgilerini de göstereyim. Takas da olur deniliyor arkadaşlar. Şöyle arabanın arka taraflarını, yan taraflarını sizler için çekmek istiyorum. Araç tabi yere biraz daha düşürülmüş gibi duruyor ama 3547 jantları var, o yüzden o şekilde. Şöyle bir kapısını açalım arkadaşlar. Araç gayet iç temizlik yapılmış herhalde. Burada bir şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle arka koltukları da bu şekilde. Hemen arabanın kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet, kapı sesi de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Opel Astra 2000 model. Burada orijinal bir araç buldum. Sizlere şey göstermek istedim. Almanca bir kişiden alınmış araç. Zaten plakasında görüyorsunuz arkadaşlar. Alt plaka. Şöyle göstereyim. İletişim numaraları da burada bu şekilde var.
GS olduğu söyleniyor. Klima, ABS, direksiyon, çift airbag hepsi var araçta. Bu şekilde aracı göstereyim arkadaşlar. Şöyle dıştan da görelim arabayı. Yani 1.6 16 valf siyah oluşu gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bir de içine gezelim. CD diye yanda da yazıyor arkadaşlar. Kapıyı şu şekilde açalım. İç döşeme torpidosu görüyorsunuz arkadaşlar. Hala ilkinki gibi duruyor. Şöyle arka koltuklarını da gösterelim. Arkadaşlar hani sıfır kokusu gibi bir kokusu var arabanın. Gerçekten çok düzgün. Güzellikte. Şöyle bir de kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Şunları da göstermeden geçemeyeceğim. Evet. Araba gerçekten harika duruyor arkadaşlar. Ben araca bayıldım. Opel Astra'da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar 86 model. Murat 131 1.6. Şöyle 189.000 TL isteniyor. Pazarın en ucuz arabası arkadaşlar diyebilirim. Şöyle göstereyim. 35 plak arkadaşlar. Şu detay önemli. Yani bilenler bilir. Eski araçlarda hani Kenwood diye bir ses sistemi de vardı. Şimdi onu da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle etiketini göstereyim. Burada iletişim bilgisi var. Şurada yazıyor arkadaşlar. Şu numaradan ulaşabilirsiniz. Hani sizlere güzel temiz araçları çekmeye çalışıyorum gerçekten. Bir de şu şekilde kapısını açıp araca bakalım arkadaşlar. Ön torpidosu bu şekilde. Şöyle göstergesini de görüyorsunuz arkadaşlar. Vitesi yan tarafta. Bu şekilde arkadaşlar hani Kenwood ses sistemi size söylediğim. Böyle koltuk. Koltuk kumaşları da gerçekten sizi evinizi aratmayacak şekilde. Şöyle bir de kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet gayet güzel arkadaşlar. Buradan görünebiliyor ama şöyle iç ses sistemini göstermek istiyorum. Bu şekilde ses sistemi var arkadaşlar. Size bagajını göstermek istiyorum. Peugeot 301 var. 2018 model 655.000 TL isteniyor arkadaşlar. Telefon iletişim numarası da bu şekilde görünüyor. Şöyle bir aracın yan taraflarına da bir bakalım. Araca da tabii canlı canlı şu anda gelen müşteriler var. Şöyle iç detayını size göstereyim arkadaşlar. Şöyle arka koltukları böyle. Araç 94.000 kilometrede arkadaşlar. Bir de kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet gayet güzel bir şekilde kapanıyor. Peugeot 301 de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Renault Megane 2011 Privilege paket 696.000 TL. Şurada göstereyim arkadaşlar. 160.000 kilometrede. Yine iletişim numarası bu şekilde arkadaşlar. Privilege araç normalde full oluyor arkadaşlar. Renault bu şekilde bir sarnıfı var. Gayet güzel. Şöyle eller serbest modu var arkadaşlar. Buradan görünüyor. Şöyle size iç detayını göstereyim. Krem rengi bir döşeme. Hafif bir sigara yanığı var koltukta. Şöyle torpidosunu göstereyim arkadaşlar. Navigasyonu mevcut. Araç full. Şöyle arka koltuğunu da göstereyim arkadaşlar. Bir de kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet bu şekilde. Renault Megane da bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Skoda Rapid 2013 model 186.000 kilometrede 605.000 TL fiyat isteniyor. Bu şekilde size iletişim numarasını da paylaşayım. Şurada gösteriliyor arkadaşlar. Yani bu arabanın en güzel özelliği arka bagajını şimdi sizler için açacağım. Hatta şu şekilde gösterelim. Lifepack deniliyor. Genel itibariyle şuradan bir şey var arkadaşlar. Şu camı görüyorsunuz. Camla birlikte komple bagajı kalkıyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Yani geniş bir şekilde bir bagaj hacmi
sizler için oluşuyor. Şekilde de kapatalım. Arabanın şöyle bir kapısını da açalım arkadaşlar. Ön torpidosu bu şekilde. Arabanın koltukları da görüyorsunuz. Arka koltukları da bu şekilde arkadaşlar. Bir de kapı sesini dinleyelim aracın. Evet. Skoda Rapid de bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Clio 4 var burada. 2017 model. 4 parça boya, 1 parçan değişen varmış arkadaş, bize o şekilde söyledi. 117 bin kilometrede 660 bin TL isteniyor arkadaşlar. Şurada iletişim numarası da var. Şöyle aracın dıştan yani görüntüsünü bir gösterelim. Şöyle aracın içini de göstereyim arkadaşlar. Kapısını açıp. Ön torpidosu bu şekilde aracın. Arka koltukları da bu şekilde arkadaşlar. Ben bir de arabanın kapı sesini dinleyelim arkadaşlar. Evet. Arka tarafı da bu şekilde aracın. Clio'muz da böyle arkadaşlar. Arkadaşlar Mini Cooper 2008 model 260 binde 1.6S Cooper S diye geçiyor arkadaşlar. Tek kapı diye geçiyor. Aslında 3 kapı arkadaşlar. Diğer tarafta göstereceğim size kapılarını. Şimdi şu şekilde aracı göstereyim. Pastacılığa yapılıp temiz verilecek diye yazmış arkadaş bizzat. Manuel 640 bin TL fiyatı var aracın. Araç bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bagajımı da gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde size kapısını göstermek istiyorum. Şu şekilde bir kapısı var arkadaşlar. Önce bu kapı kapanıyor. Ondan sonra bu kapı kapanıyor arkadaşlar. Tekrar açalım arkadaşlar kapısını. Şurada bir kolu var. Bu şekilde açılıyor. Torpidosu bu şekilde arkadaşlar. Mini Cooper'ın torpidosu ve göstergesi bu şekilde. Şuradaki düğmeleri görüyorsunuz. Eski tip düğmeler. Sunroof bu şekilde. Yani eski tip derken yeni günümüze uyarlanmış şekilde. Arka koltukları da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sunroof'u da bu şekilde aracın. Bir de aracın şöyle sol ön kapısını açmak istiyorum. Evet, sol ön kapısı da bu şekilde arkadaşlar. Bir kapı sesine bakalım. Evet arkadaşlar, Kartal Açık Otopazarı 20 Ağustos'ta bu şekilde sizler için gezdim. Abone olup destek verirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. Şimdilik iyi günler.